Hayat ağacı çok önemli bir sembol. Mayalardan, işte pagan kültürden, antik çağlardan, bütün dinlere kadar, dini öğretilerde Mısır. hayat ağacı var. Yeraltı, yeryüzü ve gökyüzüyle ilişkilidir. Aslında yaşamın döngüselliğini, ölümsüzlüğünü anlatır. Biraz daha derinliğine araştırdığımızda buradaki sarılmış bir çift, kadın erkek figürünün de tamamen Mısır mitolojisine dayanan Isis ve Osiris'in hikayesine Evet. ben dayandırdım. Osiris işte taht kavgalarının öldürülmüştür, bir tabutla Nil'e bırakılır. Nil'de akarak sonunda bir yerde bir ağaca yaslanır durur. Ağaç da yayılarak dallarıyla, kökleriyle tabutu sarmalar. Yoldan geçen kral ve kraliçe de ağacın güzelliğine hayran olup gövdesini alıp bahçelerine götürmek isterler, sütün olarak götürürler. O sırada Isis de Osiris'i aramaktadır. Tebliğli kıyafetle halka karışmış. O yöreden geçerken de bu kral ve kraliçenin hizmetkarı ya da çocuk bakıcısı olarak yanlarına girer ve nihayetinde bahçede Osiris'in sütun olarak, ağaç olarak olduğunu görür ve onu oradan kurtarır sonuç itibariyle. Evet. Ve ağaç gövdesini ona verirler. Evet. Dolayısıyla tekrar Osiris'i hayata döndürmüş olur. Bu kavuşma odur aslında. Sonuçta burasının cennet bahçesi veya işte bir Mısır mitolojisine ait bir hikaye olduğunu çok net görüyoruz.